Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit Güzelce. Denizde nasıl yorulmadan yüzülür? Doğru teknik ve yeterli kondisyonla yüzmede harcanan enerjiyi minimuma indirebiliriz. Kondisyon kısmı size kalmış. Ben bugün size minimum enerji kaybıyla denizde nasıl yüzülür onu öğreteceğim. 4 branştan en az enerji harcatan ve en hızlı olan serbest branşıyla yüzeceğiz. İzlemediyseniz Serbest Nasıl Yüzülür isimli videomu izlemenizi de öneririm. Denizde havuza nazaran kulvarlar ya da suyun altında takip edebileceğiniz bir çizgi olmadığı için ara sıra kafanızı yukarı çıkarıp etrafa bakmanız gerekmektedir. Ben denizde yüzerken kendime bir kerteriz noktası belirliyorum ve yaklaşık 8-10 kulaçta bir kafamı kaldırıp o nesneye bakıyorum. Ve rotadan sapmamış oluyorum ve fazla enerji kaybı olmuyor. Yüzmede, özellikle uzun mesafede, teknik güçten çok daha önemlidir. Ne kadar güçlü ya da ne kadar dayanıklı olsanız bile yanlış bir teknikle potansiyelinizden çok önce yorulabilirsiniz. Uzun mesafe tekniğindeki en önemli kural, kolu uzatarak atmak ve kayma hareketini yapmaktır. Aynı zamanda sprint atar gibi bütün enerjinizi bitirecek şekilde son gücünüzle yüzmezsiniz. Ayaklar belli bir ritimde olur ve hiçbir zaman ayakları maksimum seviyede kullanmazsınız. Yüzerken güçten çok tekniğe odaklanmanız gerekir ama bu demek olmuyor ki suyu çekerken güçsüz çekiş yapmalısınız. Aksi takdirde suda mesafe kat edemezsiniz. Su hissiyatı ve suyu nasıl daha güçlü çekebileceğiniz hakkında daha sonra bir video daha yapacağım. Denizde yorulmanıza neden olacak bir diğer durum da akıntıya veya dalgaya karşı yüzmeniz olacaktır. İki durumda da denize girmenizi tavsiye etmem ama eğer o an denizdeyseniz akıntının yönünü fark edip akıntıyla beraber yüzmenizi öneririm. Teknik dışında suyun size uyguladığı direnci azaltmak için bir arkadaşınızdan yararlanabilirsiniz. Bir kişinin arkasından yüzmek tek başınıza yüzmekten daha kolay olacaktır. Çünkü sizin önünüzde yüzen kişi suyun direncini yararken siz arkada direnci azalmış suda daha rahat bir şekilde yüzeceksinizdir. Bu bir kişinin arkasında mesafe kat etme taktiğini açık su yarışlarında ve bisiklet yarışlarında çok yaparlar. Uzun lafın kısası, denizde uzun mesafe tekniğini oturttuktan sonra sizi geliştirecek tek şey tekrar ve antrenman yapmaktır. Yeterli kondisyon seviyesine ulaştığınızda ve doğru tekniği uyguladığınız zaman belirli bir hızda yorulmadan yüzebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.